Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar Soy. Günün en sıcak gelişmelerini aktaracağız efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de yoğun bir görüşme trafiği vardı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti, CHP ve Saadet Partisi gruplarını ziyaret etti. Yargıtay'ın Can Atalay kararı sonrası başlayan tartışmalar ve yeni anayasa gündemi belirledi. AK Parti, CHP, Saadet Partisi mecliste tura çıktı Numan Kurtulmuş. Randevular iadeyi ziyaret kapsamındaydı ama Yargıtay'ın Can Atalay kararı gündemi belirledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gündemine hakimdir. Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi arasındaki yetki krizi yeni anayasa tartışmalarını da beraberinde getirmişti. Meclis Başkanı bu konuda da nabız yokladı. 12 Eylül darbe anayasasının getirmiş olduğu bir sorunla karşıyayız. Kurumlar arasında çatışmaları ortadan kaldıracak şekilde yeni bir anayasa çalışmasının da ne kadar zaruri olduğunu gösteren bireysel bir örnektir bu örnek. Bizim Anayasa Mahkemesi'ni zayıflatacak, aldığı kararların uygulanmamasına sebebiyet verecek, bu yargı darbesini meşrulaştıracak bir şeyin içinde olmamız zaten mümkün değil. Biz bunların erken olduğunu, seçimden sonra iş tüzük konusunun gerek anayasa konusunun konuşulması gerektiğini kendi düşüncemiz olarak kendilerine aktardık. AK Parti'deki görüşmede de meclisin yoğun takvimi ve yaklaşan yerel seçimler dolayısıyla yeni anayasa çalışmalarının 31 Mart sonrasına bırakılması görüşü öne çıktı. Daha önce Gelecek Partisi ve İyi Parti liderleriyle de görüşen Kurtulmuş, önümüzdeki günlerde HDP'yi de ziyaret edecek. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda ise İsveç mesaisi vardı. Erdoğan'ın meclise gönderdiği İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi görüşüldü. İYİ Parti'den istifa ederek ayrılanlar kervanına Ankara Milletvekili Adnan Beker de katıldı. İstifa kararını sosyal medyadan duyuran Beker'in de Nebi Hatipoğlu gibi AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. Durmuş Yılmaz, Bahadır Erdem, Nebi Hatipoğlu'nun ardından İYİ Parti'deki istifa rüzgarına Adnan Beker de eklendi. Beker ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Sizler bizleri dinlemediğiniz, uyum içinde çalışmadığımız için tartışamıyoruz. Son günlerde suların durulmadığı İYİ Parti'de gerilim geçen hafta zirve yapmıştı. Disiplin kuruluna dilekçe veren Ümit Dikbayır, Genel Başkan Akşener'in banka hesaplarının incelenmesini istemiş, partiden istifalar başlamıştı. Grup toplantısına da Adnan Beker ile Ümit Dikbayır'ın katılmaması dikkat çekmişti. Akşener'in iki isim için gitsinler dediği de kulislerde konuşuluyordu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beker, İYİ Parti çatısı altında yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğüm için istifa ediyorum dedi. Beker'in AK Parti'ye katılması beklenirken İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı da 42'ye düştü. Gözaltındaki fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan bugün adliyeye sevk edildi. Habercilerin soru yağmuru karşısında biri güldü, diğeri havalara baktı. Sorgudaysa suçlamaların hepsini reddettiler. Candan kardeşler tutuklandı. Kimmiş şişko sensiz? Neden? Niye cevap vermiyorsunuz? Ama lütfen ya. Ya korkuyorum, üzerime gelmişsiniz. Korkuyorum dese de Bahar Candan'ın yüzünde yine o tuhaf gülümseme vardı. Suç örgütüne dahil yine gülümsüyorsunuz. Ablası Nihal Candan da dalga geçer gibi gözünü havalara dikti. Onur Apa Aydın'la ilişkiniz olduğu söylendi. Tutuklanma ihtimaliniz var. Sorgudaysa bu hallerinden eser yoktu. Suçlamaları dolandırıcılık çetesinin vitrini oldukları iddiasını reddettiler. Üç arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Nihal Candan sevgilisi olduğu söylenen çete üyesi Onur Apaydın'la yemeklere katıldığını ancak daha sonra ayrıldığını söyledi. Hatta gerçek adını yeni öğrendiğini de ileri sürdü. İyi ki almışım denilen kararlar. Tamamı. Bahar Candan banka hesabında 12 milyon lira olduğunu gösteren paylaşımı için espriydi dedi. Kilo alıyorum. Ya param var, yiyorum yani. Sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler iki gün önce Şafak operasyonuyla suç örgütüne dahil olma iddiası ve nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı. Sorguları tamamlandı. Birazdan adliyeye sevk edilecekler. Suç örgütüne dahil misiniz? Yine gülümsüyorsunuz. Çetenin vitrini miydiniz? Tutuklanma ihtimaliniz var. Candan kardeşlerin yüzlerindeki ifadeler hayli dikkat çekti. Onur Apaydın'la ilişkiniz olduğu söylendi. Sevgilinizde para bıraklama iddiaları var.
Adliyeden önce sağlık kontrolüne götürüldüler. Suskunluklarını Bahar Candan bozdu. Neden susuyorsunuz? Niye cevap vermiyorsunuz? Ya korkuyorum, üzerime gelmişsiniz. Ama lütfen ya. Suçlu musunuz? İzin verirseniz yürüyebilir miyim? Neden susuyorsunuz? Savcıya ifade veren Candan kardeşler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ve Dilan Engin Polat çifti kara para aklama suçlamasıyla tutuklanınca şirketlerine ne olacak sorusu gündeme gelmişti. O soru bugün yanıt buldu ve çiftin 27 şirketine kayyım atandı. Fenomen çift artık aynı cezaevinde de değil. Engin Polat Silivri'den Çorlu'ya nakledildi. Beni sindirmeyeceğiniz mi sanıyorsunuz? Kocam, kahvem ve kocamın gönlü. Enerji! İki kötü haberi aynı gün aldılar. Dilan Engin Polat çiftinin hem cezaevleri ayrıldı... Para durduk yere mi harcanır Engin? İddialar hakkında neler söylüyorsunuz? Hem de şirketlere kayyım atandı. Engin bana plan kuruyorlar. Çok sinirliyim. %100 enerjisi tutuklanınca sıfıra inmiş, şaşalı hayatı dört duvar arasına sıkışıp kalmıştı. Ekmek yedirmeyeceğim. Cezalardan, denetimlerden kafanı kaldıramayacaksın. Kara para akladığı iddia edilen Dilan Engin Polat çiftinin iş yerlerine ne olacak sorusuna cevap geldi. Polat çiftinin mal varlıklarına 12 Ekim günü el konmuştu. Beklenen haber geldi. Dilan Engin Polat çiftinin ve yakın çevresine ait 27 şirkete kayyım atandı. Engin arabamı götürüyorlar. Hoş geldin paşa koca. İş yerlerinde sessizlik hakimdi. Çalışanlar hiçbir soruya yanıt vermek istemedi. Kayyımlar görevlerine başladığı Dilan Engin Polat çiftine ait şirketlerde çalışanlar işlerine devam ediyor. Müşteriler de seanslarına geliyor. Polat çifti tutuklandığında Silivri Marmara cezaevine gönderilmişti. 11 gün sonra şaşırtan bir gelişme yaşandı. Engin Polat'la babası Sezgin Polat Çorlu cezaevine, Alper Kürşat Polat'la avukat Ahmet Gün'ün akrabası Zekai Tepe Kocaeli cezaevine sevk edildi. Böylelikle erkek ve kadın tutukluların cezaevi ayrıldı. Dilan Polat ve Sıla Doğu'yla birlikte tutuklanan diğer kadınlar Silivri Marmara cezaevinde kaldı. Akşam saatlerinde ise bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Savcılığa ifade veren avukat ve mali müşavir Ahmet Gün itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Dilan Engin Polat çiftinin de yer aldığı bu fotoğraf tam 4 yıl önce çekildi ve ilginçtir. O gün bu masaya oturanların hepsi zengin oldu. Villaları, lüks otomobilleri, altınları, dolarlarıyla da haftalardır gündemdeler. Ama hem onların hem de bu kareye girmeyen fenomenlerin uykusunu kaçıracak bir haber var sırada. Ticaret Bakanlığı 600 fenomeni mercek altına aldı. Alo Tayyar Bey. Şükür ekmek paramızı kazanıyoruz. Engin büyüdü hop. Kaç aydır cebimizde 1 lira para yok. Bir okyanus kenarı pikniği diyebiliriz. 4 yıl önce çekilmiş bu fotoğraftakilerin hepsi fenomen. O 4 yılda hepsi de zengin oldu. Ama şimdi diken üstündeler çünkü 600 fenomen mercek altına alındı. Bak bana rahatım. Niye? Yarası olan gocunuz. Bir ay dolmadan şube açıyoruz. Bu çok büyük bir ekip işi. Bunu öyle herkes başaramaz. Benden bir tane daha yok. Bir tane daha yok. Şimdilerde cezaevinde olan Dilan Polat bu kareyi 4 yıl önce çekmiş fenomenlerin Rönesans tablosu diyerek paylaşmıştı. O masada oturanların hayatı kısa sürede değişti. Dilan Engin Polat çiftinin yanı sıra İlke Ela Göz, Eylül Öztürk, Kenan Öztürk, Feyza Başar, Tolunay Topal, İlayda Topal ve Nez Demir o karedeydi. Amerika'da sıradan bir pazar günümüzü sizinle paylaşmak istiyoruz. Evimizin 20 dakika uzaklıkta bir okyanus var. Günlerdir Şule Kayatürk, Aymira Koçaklı, Nevra Bilem konuşulurken o karedeki Eylül Öztürk ve eşi de dikkat çekti. Eylül Öztürk komik videolar çekerek fenomen haline gelmiş, oyunculuk yapmış, güzellik merkezleri açmıştı. Eşiyle birlikte çektiği videoda bakın zor günleri nasıl anlatmıştı. Bana dedi mantı yapar mısın dedi. Ne kadardır ki
bir kilom aldım. Eylül eve geldim, moralim nasıl bozuk? O kadar paramız yoktu ki, evde bozuk para aramışım. Çok fazla insan istihdam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerini işe almayı tercih ettim. Nasıl olduysa yokluk zamanları kısa sürede bitti. Florida'ya taşındığı fenomen çift ve iddiaya göre Amerika'dan da 11 daire aldılar. Kazandığımız paranın her bir kuruşunda, her bir taşında kimseden 1 lira dilenmedik. İnsanların kalkıp da bizim sayemizde... Hayır abi, biz çalıştık. Zülal Mutlu'nun Dilan Polat'ta Dubai'de aynı otelde kaldığı ve bir anda şirketler açıp lüks villalarda yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift eski paylaşımlarını da sildi. Anında ödeme attıran mükemmel bir tarif veriyorum size. Masada yer alan Merve Nurakgüz ve Yavuz Selim Korkut çiftinin ortak özellikleri ise Dilan Polat'a ait Karabük, Sakarya ve Pendik şubesini işletmeleri. Onlar da güzellik sektörüne girdikten sonra bir anda zenginleşti. İkinci gelinlikle. Ticaret Bakanlığı ise düğmeye bastı. İnternette satılan ürünlere yönelik e-ticarette ürün güvenliği projesi devreye girecek. Böylelikle yaklaşık 600 fenomen incelemeye alınacak. Eğlendiriyor beni dedikodu. Bugün İstanbul'da akıl almaz bir olay yaşandı. Bir servis minibüsü az daha bir uçağa çarpacaktı. Ama neyse ki şoför frene basıp kazadan kurtuldu. Ama tuhaf olayın şokunu atlatamadı. Lan çarpışacağız lan, gerizekalı. Ben yolumda gidiyorum, bir baktım arkadaş üzerime doğru geliyor. O anda korku, panik, şaşkınlık. O anda korktum zaten. Milyonda bir gelecek olay benim başıma geldi yani. Olmayacak şey oldu. Uçak hızla minibüsün üstüne doğru geldi. Şoför hayatının kabusunu yaşadı. Şaşkınlık. Hani bir yandan güldüm, bir yandan korktum. Elim ayağım titredi aslında o esnada. O anları an be an kaydeden genç frene basıp kurtuldu ama olayın şokunu atlatamadı. Düşünsene araçla uçak çarpışıyor yani. Bunu ne ekspertize açıklayabilirdik ne sigorta şirketine açıklayabilirdik yani. Mehmet Güller servis şoförü geçtiğimiz gün Çatalca'da fabrikaya işçi almaya gidiyordu. Bir yandan da elindeki cep telefonuyla canlı yayın yapıyordu. Köy yolunu tercih ettim, otobana girmedim. Hazerfen Havalimanı'nın yanından geçtiği sırada bir eğitim uçağı ona doğru yaklaşmaya başladı. Önce gözlerine inanamadı, daha sonra ne yapacağını şaşırdı. Şaşırmama geldi değil çünkü yolda gidiyorsun, düşünsene yani araba sürüyorsun, gidiyorsun ve karşından bir uçak alçak iniş yapıyor ve sana doğru geliyor. Lan çarpışacağız lan. Araçtan yüksek olduğu için 2,5 metre falan olduğu için korktum dedim vuracak. Korktu olmadı. Frene basıp yavaşladı. O anlardan geriye sosyal medyada gün boyu konuşulan bu görüntüler kaldı. Düşünsene yani ben bunu kalkıp da arkadaşlarıma aileme anlatsam hani az daha uçak çarpıyordu bana. Elimde bir video olmasa kanıt olmasa kimseye kanıtlayamazdım yani. Önceki günkü şiddetli sağanakta İstanbul Beykoz'daki bir evin çatısına yıldırım düştü. İki katlı aile evinde öyle bir panik yaşandı ki alt kattaki kadının korkudan çenesi çıktı. Kombiden televizyonu bütün elektronik eşyalar bozuldu. Çok kötüydü ya, anlatamam ki şimdi, böyle ışıklar yanıyordu gökyüzünden, öyle bir ışık vuruyordu ki. Çatının üstüne yıldırım düştü. Burası da düştü aşağıya. Şimşekler çaktı, gök gürledi. Sağanak yağıştan göz gözü görmedi. Korku filmlerinde izledikleri sahneleri resmen bu evde yaşadılar. Felaket ya. Çocuklarımız korktu, ağlıyorlardı. Ve hiç olmayacak bir şey oldu. İşte Beykoz'daki bu evin çatısına yıldırım düştü. Bakın o korku dolu anlarda neler yaşandı. Çok kötü bir ses çıktı, bağırmalar. Stresten benim eltimin alt katta oturuyor. Onun da çenesi çıktı. Ağzı yamuldu. Evin çatısının hali ortada. Odanın içinden böyle görünüyor ve su akıtıyor. Neyse ki yıldırım düştüğü sırada bu odada kimse yoktu. Ama tabii yıldırım sadece çatıya zarar vermedi. Kombimiz bozuldu. Televizyonumuz bozuldu işte. İki tane. Kendi televizyonumun dekoderleri yandı. Kaynanamı burada. Televizyonu yandı. 100 bin lira zararımız var yaklaşık. Tabii şimdi mecburen tedbir amaçlı bahçedeki ağaçları kesmek zorunda kaldılar. Belediyeden izin alarak yaptırdık, şehit ailesi. Kırkınak geçiniyor zaten. Şimdi ne yapacağız? Daha kötü oldu her şey.
Pazar yerine park edilen otomobil yüzünden tezgah açılamadı. Pazarcı da çözümü otomobili tezgah olarak kullanmakta buldu ve bir süre sonra gelen araç sahibi aracının üstündeki lahanaları görünce hemen kolları sıvadı. Şu anda Avcılar Pazarı'ndayız. Bak görüyorsunuz pazarcılar çok mağdur oluyor. Olabilmiyorum, başımın üstüne satış yapacağım, başka bilmiyorum. Hatalı park nedeniyle pazar tezgahı açılamadı. Lahanalar otomobilin üzerine dizildi. Lahanalı otomobil Avcılar'daki pazarda görenleri şaşkına çevirdi. Pazar yerine park etmişler efendim. Tezgahını aşamıyor gördüğünüz gibi. Pazarcılar zabıtadan yardım istedi. Güç de olsa araç sahibine ulaşıldı. Koşarak geldi, hatasını telafi edebilmek için lahanaları tek tek kendi taşıdı. Sonra da aracını pazar yerinden çıkardı. Unuttum abi o kadar. Geç geldim biraz, unuttum. Şimdi yardım ediyorsunuz herhalde. Yani yardım ederim. Arabası olan arkadaşlar, buraya bir tel yazın ya, tel, telefon. Alo, zor bir şey değil yani. Bak buraya, arabanın burasına. İstanbul'un lüks semti Suadiye'de bir apartman daha önce komşular arasındaki kentsel dönüşüm anlaşmazlığı yüzünden cephesine asılan dev pankartla gündeme gelmişti. Hala yıkılamayan o binada bu kez de hırsız kabusu yaşanıyor. Komşular kentsel dönüşüm anlaşmazlığına düşünce cephesine pankart asılmış, Türkiye bu binayı konuşmuştu. Suadiye'deki bu bina gündemden düşmek bilmiyor. Bu kez bina boşaltıldı, hırsızların meskeni haline geldi. Mart ayından sonra bir süre sonra buranın doğalgazı, elektriği, suyu kesildi. Hırsızlar, çekçekçiler, baliciler yatıp kalktılar. Gördünüz işte apartmanın içini. Yani sanki ceset varmış gibi kokuyor. İstanbul'un Gözde semti Suadiye'deki bina boşaltıldı ama bir türlü yıkılamadı. İki müteahhit arasındaki anlaşmazlıktan dolayı. Bina şu anda kullanılamaz halde. İçeride çok ama çok kötü bir koku var. Nefes almak bile burada oldukça zor. Hırsızlar da işte bu daireye geldiler ve içerideki eşyaları çaldılar. Bakın ev sahibi de kapıya işte böyle bir not astı. Bu eve giren herkes yakalandı. Kameralar ve hakim evi yazdı. Alt katlara, sonra benim katıma girildi hırsız. Evim kilitli olmasına rağmen kalibör peteklerini sökmeye geldiler. Ve ufak tefek bazı eşyalarım vardı, evraklarım falan. Onları sökmeye gelmişler. Şov Haber ekibi çekim yaparken dışarıdan sesler geldi. Binaya çekçekçiler girmişti. Ne yapıyorsunuz abi? İzin aldı. Dükkan sahibi burada. Zavallı bir yaşlı abi vardı bizim evde. İşte bakın çekçekçiler de o binaya musallat oldular. İzin aldıklarını söylüyorlar ama dükkan sahibinin izni yoktu. Şu anda oradan demiri sökmeye çalıştı. Tabii ki sökemedi, gücü yetmedi ama biz gelmeseydik muhtemelen o demiri de söküp götürecekti. Gece bile çalışıyor. Gece 2'de 3'te burada klimaları söktüler götürdüler. Bir an önce şu iş bitsin, herkes evine dükkanına kavuşsun. İstediğimiz bu. Dolandırıcılar bir kez daha şeytana şapka çıkartmayı başardı. İstanbul'daki bir firmadan 41 araç kiralayan şirket iddiaya göre 32'sini başkalarına sattı ve 130 milyon liralık zararı olduğunu söyleyen adam şok üstüne şok yaşadı. Benim kendi araçlarım benim araçlarım yani. Şok üstüne şok yaşıyorsunuz. Şaşırdı, yaşadıklarına inanamadı. Çünkü iddiaya göre bir şirket ondan kiraladığı araçları başkalarına sattı. Araçlarımız bulunamıyor. Gel gelelim dolandırılabiliyorsunuz işte. Yaklaşık 10 ay önce Ali Rıza Çelebi'ye ait araç kiralama firmasına bir şirket geldi. Filo kiralamak istediler. Toplamda da 41 araç kiraladılar. Kurumsal firmalara araç verdiklerini beyan ederek bizden kiraladıkları araçlardır. Ekonomik siciline, Findex raporlarına kadar her şeye baktık, bankalara sorduk. Tabloyu güzel çizmişlerdi. Başta her şey çok normaldi ama gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Ödemelerini de ciddi anlamda düzgün bir şekilde bir süre yaptılar. Ne zamanki ödemeler yapılamadı, araçların hızlıca iade edilmesini istedik. İlk şok orada yaşadık. Araçları iade edemeyeceklerini söylediler. O ilk şok dalgasının devamı inanılmazdı. Araçlar bizim üzerimize. 6 ay sonra araçları alacaklarına inanıyorlar. 6 ay ve 6000 kilometre geçmeden satış, sıfır arabayı satış yapamazsınız diye
Dolandırıcılar tabii bundan da ciddi bir fayda edildi. Araçlardaki GPS'lerin tamamını sökmüşler. Ali Bey araçlarının peşine düştü ancak onları ararken yeni bir şok daha yaşadı. Çünkü iddiasına göre o dolandırıcılar başka bir oyun daha kurmuş, şirketine haciz göndermişti. Benim adresim burası diye bizim adresimizi veriyor. İcra gerçekleştirildi, tazminat süreçlerini başlattık. Ali Rıza Çelebi o şirketten şikayetçi oldu. Sadece 41 arabadan 9 aracımızı yakalayabildik. 130 milyon liralık bir şu an kaybımız var. Yani yarın öbür gün bir yerde bir terör eyleminde, bir narkotik işinde, bir adam kaçırmada, cinayette, hırsızlıkta, gaspta kullanılabilir. Bir an önce bulunması gerektiğine inanıyorum. Efendim Türkiye genelinde Ekim ayında 93.761 konut satıldı. Satışlar geçen seneye göre %8.7 azaldı. Satışlardaki düşüş TÜİK verileriyle ortaya kondu. Merkez Bankası rakamları da konut fiyatlarındaki yükselişi gözler önüne serdi. Ayrancı'da 4-5 milyon tabii evet. Tabii ki yüksek. Para yoktur millette. Sıfır konutların satışı %10,6, ikinci ellerin satışı ise %7,8 düştü. Konut piyasasında 2014 yılından bu yana en düşük Ekim ayı satışı kaydedildi. Parası olan da var zaten, olmayan da zaten alma şansı yok. Hayal oldu. Eylül ayında 102.656 konut satılmıştı. Ekim'de sayı 8.895 düştü. Ekim ayında 93.761 konut satıldı. Abi fiyat artıyor. Ucuz krediler de bitti. Artık o kadar çok bina yapıldı ki depolandı binalar. Oturacak insanların da gücü yetmiyor almaya. 2022 Ekim'ine göre %8,7 azaldı konut satışları. 93 bin konut satışının 29 bini sıfır, 64 bini ise ikinci el evlerde gerçekleşti. Ben 28 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. 2 üniversite mezunuyum. Şu an şu devirde bir gencin ev alma, araba alma bir durum söz konusu değil. Ocak-Ekim arasında yani yılın ilk 10 ayı geçen senenin aynı dönemine göre %14,3 azaldı konut satışları. 993.835 konut satıldı. Konut kredisi faizlerindeki artış kredi başvurularını azalttı. Bankaların verdiği kredi miktarı da düştü. Yatırım amacıyla ev satın alanlarda farklı alanlara yönelince satışların düşmesi kaçınılmaz oldu. Satışlar düşerken fiyatlardaki artışın devam ettiği konut fiyat endeksiyle gözler önüne serildi. Konut fiyatları Eylül ayında aylık %4,3, yıllıksa %89 arttı. Bültenimizin başında sıcak gelişmeyi aktarmıştık. Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan suç örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı efendim ve haberi aldıktan hemen sonra Show Haber tarafından görüntülendiler. Bakın adliye koridorunda nasıl hüngür hüngür ağladılar. Nihal ve Bahar Candan kardeşler tutuklandıklarını öğrenince gözyaşlarına boğulup sinir krizi geçirdiler. Adliye koridorunda yükselen feryatları Show Haber ekibi tarafından böyle görüntülendi. Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin tutuklanmasına karar verildi. Birazdan Dilan Polat'ın olduğu Marmara cezaevine gönderilecekler. İstanbul Beykoz'da istinat duvarını güçlendirmek isteyen ekipler kaş yaparken göz çıkardı. O çalışma sırasında bir evin bahçesi çöktü. Evden çıkmak için kapısını açan aile uçurumla karşılaştı. Bak geliyor, bak. Buraya kadar zaten kazılmaz ki ya. Yol mu çöktü? Kapımız burası kapımızın önü. Evimin önü çöktü. Bak geliyor, bak.
Koskoca yazı bıraktılar, 30-40 derece sıcağı bıraktılar, kışın ortasında duvar yapıyorlar. Ben böyle bir şey görmedim, çok korktum tabii. Gece sokakta dışarıda sabah 5'e kadar ablularda yollarda oturdum. Gecenin bir vakti büyük bir gürültü koptu. Evlerinin kapısını açınca işte bu korkunç manzarayla karşılaştılar. Ya evin içi çökseydi? Zaten evin içinde çatlaklar var. İstinat duvarı sağlamlaştırılsın derken işte böyle evin önündeki bahçeyle birlikte toprak kaydı. Yol çöktü. Yazık, günah değil mi bize? Duvar çalışması var belediye, Büyükşehir Belediye tarafından, Fen İşleri tarafından. 30 sene önce perde duvarı yapıldı. Perde duvar yola yatmak üzere devrilecekti. Beykoz Dereseki mahallesindeki bu yol çöktü. Bakın burada iki katlı bir ev var. Önceden burası bu evin bahçesiydi. Burada çardak vardı, meyve ağaçları vardı. Öyle bir gürültü. Ev sallandı yerinde. Sen neredeydin? Niye kazıklama sistemini yaptırmadan evin dibini açtırdın? Evin dibini açtırmadım. Bak, nasıl açtırmadın? Yani bu toprak... Durdurmadın. Tabii evin bahçesi çökünce... Ev sahipleriyle mahalle muhtarı da karşı karşıya geldi. Tartışma çıktı. Dur abicim, sen dün gece uyurken biz yağmurun altına indiğimiz... Uyumadın mı? Hayır, Büyükşehir'i aradık. Bakın, bir iş makinesi var, kepçe var. Ekipler de burada. Şimdi çöken yolu, duvarı tamir etmeye çalışıyorlar. İş işten geçtikten sonra yapılacak bir şey değil ki bu. Takip edin. Bakın, biraz daha geniş olsa elimi sokacağım. Tabii bu iki katlı evde yaşayanlar tedirgin, diken üstündeler. Bu gece nerede kalacağız, nasıl rahat uyuyacağız diye düşünüyorlar. Bir an önce buranın düzelmesini istiyorum, huzur istiyorum. Otomobilde fiyatlar %30 düştü ama nakit sıkıntısı ve kredi faizlerinin yüksekliği nedeniyle piyasada yaprak kımıldamıyor. İzliyoruz. Fiyatlar inebileceği en dip seviyede. Ne yapalım? Bizi kiralamaya geçmek zorunda kaldık. Kiminin nakdi etmiyor, kimi faizi yüksek bulup kredi çekmiyor. Otomobil piyasasında fiyatlar düştü ama ortada müşteri yok. Biz de araçlarımızın bir kısmını kiraya vererek masraflarımızı çıkarma yoluna gittik. Sinek avlayan galericiler krize geçici çare buldu. Talep de çok olunca satılık araçları kiralamaya başladılar. 3-4 aylık bir periyotta fiyatlar %30'a kadar geriledi diyebiliriz. Şu anki enflasyondan ötürü biliciler kiralamaya yöneldi. Kiraya verilen araçlar galericiler arasında da bir piyasa oluşturdu. Öyle ki araçların bazıları segmentine göre aylık olarak kiralanıyor ve 30 bin lira bandından başlayıp yukarı doğru çıkıyor. Kişiler kendi araçlarını kiraya veriyorlarmış. Ciddi anlamda sorumluluk gerektiren bir iş bu. Allah korusun kazası, belası, cezası. Galericilere göre piyasadaki durgunluğun en büyük nedeni bankaların kredi vermemesi ve alıcılarda nakit olmaması. Peki bu durgunluk ne zaman geçecek? Galericilerin buna da bir cevabı var. Hem kurun yıl sonu tahminleri hem de enflasyon tahminleriyle birlikte fiyatlar yıl sonundan sonra yükselişe geçer. Piyasa oturduktan sonra tekrardan alımda hareket olursa... Şovman Haber'in sonuna geldik. Yarın yine gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız. İyi akşamlar.